sektörde neler olmuş hep birlikte izleyelim. Yabancı ülke vatandaşlarına gayrimenkul almanın önünü açan mütekabiliyet yasası sonrası, geçtiğimiz ay düzenlenen Dubai'deki Cityscape 2013 fuarına 34 şirketimiz katılarak 1734 metrekare alanda ülkemizi temsil etti. Gayrimenkul rehberinin sunucusu Ayla Özer, fuarda Türk firmalarının standlarını sizler için inceledi. Gayrimenkul fuarında Vadi İstanbul standındayız. Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetin Sayan'ın yanındayız. Fuar hakkındaki izlenimlerini alacağız. Süleyman Bey, fuarın ikinci günü bugün. Evet. Nasıl görüyorsunuz? Fuar hakkındaki izlenimlerinizi alalım. Fuar çok iyi, heyecanlı. Gayret 220'ye yakın proje katılımı var. Tabii bizim için önemli olan Türkiye'den ve İstanbul'dan 30 tane Türk firması var. Bizim katılımcı firmalarımızın gayet iyi, güzel projeler var. Önemli olan tabii bizim burada amacımız Türkiye'mizi ve İstanbul'umuzu en iyi şekilde temsil etmek ve tanıtmak. Biliyorsunuz 2012 yılında çıkan mütekabiliyet yasası ile beraber yabancıların mülk edinmesi açısından olumlu bir gelişme oldu. Ve kendilerinin Türkiye'de böyle bir yasa olduğunu ve biz burada bir ev sahibi olabileceklerini izah ediyoruz. Bunun bir kısmı bilen var, duymayanlar ve onları da anlatmaya çalışıyoruz. O bakımdan kendilerinin İstanbul'a ilgisini çekmek, İstanbul'a orada bir ev sahibi olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Cityscape'de Bakyapı standındayız. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ferhat Bakgör'ün yanındayız. Ferhat Bey, merhaba. Merhaba. Bu yıl Cityscape'e ilk katılışı Bakyapı'nın. Fuar hakkındaki izlenimleriniz nedir? Tabii biz bu sene Bakyapı olarak dediğiniz gibi fuara ilk kez katılıyoruz. Bundan önce Abu Dhabi fuarına katılmıştık. Nisan ayındaki fuara. O fuar da evet verimliydi, keyifliydi ama tabii Cityscape bu ilk izlenimlerimizle daha güzel ve daha keyifli bir fuar olduğunu gördük. Özellikle Türk katılımcıların da fazla olduğu bir fuar. Bu da ülkemiz adına gurur verici. 30'dan fazla şirketin katıldığı bir fuar esasında. Tabii Bakyapı'nın da burada olması bizim açımızdan da önemliydi. Bu yıl bunu değerlendirdik. Güzel, verimli görüşmelerimiz de oldu çok fazla. Dubai Cityscape Gayrimenkul Fuarı'nda NEF standında Erdem Timur'la birlikteyiz. Fuarla ilgili gelen izlenimlerini alacağız. Erdem Bey, bu fuarda iki projenizle görücüye çıktınız. Genel olarak ilgi nasıl fuarda? Çok teşekkürler. İlgi gayet yoğun. Fuara katılım da yoğun. Geçtiğimiz senelerdeki gibi, hatta geçtiğimiz senelerden biraz daha yoğun olduğu söyleniyor. Bu fuarda iki projemizi tanıtıyoruz. Bildiğiniz gibi Kağıthane ve Mertel projesi. Eski projelerimizin maketleri de var. Israrla oradan daire almak isteyen tüketiciler de oluyor. Burada tabii yabancı tüketiciler almak isteyip de almaya alışmışlar diyeyim. O yüzden böyle birkaç müşterinin ısrarlarıyla veya birden çok müşterinin ısrarlarıyla karşılaşıyoruz. Genelde o anlamda yoğun bilgi var. Dumankaya standındayız. Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya ve Başkan Vekili Barış Dumankaya'nın yanındayız. Fuar bugün yoğun bir Türk katılımıyla evet. Açıldı. Genel izlenimlerinizi almak istiyoruz. Genel izlenim olarak aslında bu fuar, ben 7-8 seneden beri gidiyorum. Genelde biz gezerek fuarı yapıyorduk ve fazla Türk firması ortalıkta yoktu. Çok az, tek tük çok ufak firmalar vardı. Şimdi ise neredeyse Türk firmaları damgasını vurmuş durumda. Bu Cityscape çok önemli bir fuar. Dünyanın en önemli gayrimenkul geliştirme fuarlarından biri. Direkt perakendeciyle de, yani perakende müşterisiyle de buluşuluyor. Sadece yatırımcı açısından değil. O açıda önemli bir fuar. Dubai'de olmasına rağmen burada bütün Katar'ıdır, Kuveyt'idir, Bahreyn'dir, birçok Körfez ülke vatandaşları hepsi geliyorlar bu fuara. Ve hem perakende olarak görüşüyoruz hem de yatırımcılarla görüşüyoruz. Bu fonlar oluyor, şahıslar oluyor. Ve ayrıca İstanbul'a gelmek isteyen Körfez ülkesi şirketleri de görüşüyoruz. KLK Yapı standındayız. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atakan Kulak'la birlikteyiz. Atakan Bey, bu yıl Cityscape Gayrimenkul Fuarı'na ilk katılışınız. Genel izlenimlerinizi alabilir miyiz? Şimdi Cityscape dünyadaki önemli organizasyonlardan bir tanesi. Özellikle emlak konusuyla ilgili olarak da en önemlisi diyebiliriz. Kalabalık gayet güzel. İlgi alaka özellikle Türkiye'ye çok fazla.
Biz de burada hem Türkiye'nin güzelliklerini hem de kendi projemizi tanıtmak amacıyla bulunduk. Ve ikinci gün itibariyle de gayet güzel talepler oldu. Tahmin ediyorum 3 günlük yorucu bir tempo da olsa güzel verimli bir fuar geçecek. İşgeyo standındayız. Satış pazarlama grup başkanı Gülfem Tandoğan'la birlikteyiz. Gülfem Hanım bu yıl fuara ilk defa katılıyor İşgeyo. Evet. Nasıl buldunuz fuarı? Genel olarak izlenimleriniz nelerdir fuarla ilgili? Valla biz dediğiniz gibi ilk defa katılıyoruz. Çok memnun olduk çünkü bireysel yatırımcı da var, kurumsal yatırımcı var, fonlar var. Çok dikkatli bir şekilde Türkiye'yi inceliyorlar, merak ediyorlar. Projelerimizle ilgi gördü. O yüzden çok mutluyuz açıkçası.